sık sık iletişim bilgilerimizi sizlerle paylaşıyor olacak. Lütfen bizimle birlikte yapın programı sizde. Biz böyle olunca çok memnun oluyoruz. Sorularınızı hem yazılı yolla hem de telefon yoluyla bize hemen aktarın. Hocam ve konuklarımız da anında cevaplasın sizin sorularınızı. Evet, konuklarımızı davet ediyorum. Yüz Sporu hocası Feride Mehtizade geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Söyle buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ve medikal estetik hekimi Doktor Alp Mamak geliyor büyük alkışlarla. Günaydın. Günaydın. İyi haftalar. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. İyi haftalar. Size de buyurun. Evet, bir şey içer misiniz? Ben her sabah yine bir Türk kahvesiyle başlıyorum. Siz de arzu eder misiniz? Kahve, ben de sevinirim çok. Yok, ben almayacağım. İçtim. İçtiniz. Teşekkür ederim. Peki Başak, bir kahve daha rica edelim mi senden? Ben çok seviyorum her sabah. Hele böyle iyice erken kalkınca da kahve çok keyifli oluyor. Şimdi siz uzun yıllardır ben sizi tanıyorum. Evet. Çok çok uzun yıllar. Hatta bu festival diye sağlıklı yaşam festivalleri yapılmıştı. Tam hatırlamıyorum ama 11-12 sene oldu. 12-13 sene oldu. İlk zamanlar sizi orada görmüştüm. 13 yıldır bir insanın yüzü hiç mi kırışmaz? Yüzünüzde estetik var mı? Yok, hiçbir şey estetik yok. Estetik ameliyatı yok. Herhangi bir estetik müdahale var. Sadece ben bir bazen krem kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. İnanamıyorum. Saçları hiç. Biraz geriye doğru alır mısınız? Bakar mısınız? Yüz jimnastiği, yüz yogası, en ufak bir müdahale yok. Ben 13 yıldır tanıyorum. Bir insanın yüzü hiç mi kırışmaz? Hakikaten hayret bir şey. Siz İranlısınız. Evet, ben asıl İranlıyım. Yaklaşık 16 sene oldu Türkiye'ye geleli. İran'dan Türkiye'ye niye geldiniz? Burada yani önce gelen kardeşim burada yaşıyordu. Sonra ben geldim yanına. Dedi bir 3 ay dene burada kalmayı. O da yalnızdı. Sonra İstanbul'u sevdiniz. İstanbul'u sevdim. Zehirler adamı değil mi Nilüfer? İstanbul'a kesinlikle bir kere gelin. Bir gelen bir daha evet, zor gerçekten ayrılıyor. Çok Tahran güzel da çok güzel bir yer. Ben bir düğün için gitmiştim birkaç ay önce. Çok sevdiğim bir dostumun kızı evleniyordu. Çok enteresan bir yer. Yani Tahran da çok kült. Orada da büyük bir kültür var. Şah zamandan kalan saraylar. Geniş caddeler, çok ilginç doğal güzellikleri, yani enteresan bir yer. Seviyoruz komşumuzu. Sağ olun, biz de sizi seviyoruz. Sağ olun. Şimdi yüz yogası, yüz jimnastiği nedir? Bize anlatır mısınız? Yüz jimnastiği, ben aslında buna yüz sporu diyorum. Çünkü aynen nasıl vücudumuzda spor yapıyoruz, spor yaptığımızda kasları çalıştırıyoruz. Kaslar daha canlı ve daha dinç duruyor. Yüz kaslarıyla da ilgili aynı şey oluyor. Siz bunu ilk önce özür dilerim yüz yogası diye tanıttınız. Yüz sonra yogası, yüz yogasından şimdi yüz jimnastiği mi şimdi, diyorsunuz? Tabii ki ben kendimi hep geliştiriyorum. Hep okuyorum, farklı uygulamalar yapıyorum. Diğer insanların yaptıklarına da bakıyorum. Bir bakın çünkü kasları daha çok çalıştırıyorum. O yüzden dedim ki yani vücutta da kasları çalıştırarak vücudu daha güzel ve dinç şekilde görüyoruz. Bu da direkt yüzden, yüzle ilgili egzersizler bize öğreteceksiniz. Evet. Siz yüzle de hazır mısınız? Biraz sonra Feride Hanım öyle güzel egzersizler öğretecek ki bu egzersizleri düzenli yaptığınız zaman yüz ve boyun da diyebiliriz değil yüz mi? Boyun ve da boyun. Evet. Yüz ve boyunda çok anlamlı değişiklikler göreceksiniz. Kesinlikle kaçırmayın. Çok enteresan. Ben çok işe yaradığını birçok kişide gördüm. Tamamen ilaçsız, bıçaksız, ameliyatsız yüz ve boyun güzelliğine katkıda bulunuyor. Çok da enteresan bir konu. Eğitimini nerede aldınız? Aslında eğitimini İran'da aldım. Şimdi eğitim almak başka, onu uygulamak ve devamlı, istikrarlı bir şekilde en önemlisi uygulamaktır. Yani İran'da bir Fransız bayandan öğrendim. O ülke ülke dolaşıyordu. Şu anda ismini de hatırlamıyorum. Çünkü yani o kadar kendim uyguladığım için sanki kendim bu işi yapmış gibi olurum. Oldu. Siz de eğitim veriyor musunuz? Festiva'da eğitim veriyorum. Onlar duyuruyorlar, insanlara duyuruyorlar ve topluyorlar bayanlar orada. Grup erkekler de geliyor. Ama şimdi bugün burada neler öğreteceksiniz bize? Bir takım hareketlerle yüz ve boyun. Evet, yüz ve boyun
ile ilgili bir takım hareketler öğreteceğim. Zamanınızı çok almayacak. Her gün eğer bunları yaparsanız gerçekten çok iyi sonuçlar alacaksınız. Kaslarınız çok daha güzel. Siz böyle... hazır olun, birazdan başlayalım. Evet. Alp Bey, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi gidiyoruz, biliyorsunuz artık bizim mevsimimiz de geldi. Herkes zayıflamayı da çok istiyor. Hevesli olan insanlarla bu bahsettiğiniz güzel iğnelerle başladık. İyi sonuçları da almaya başladık. Çünkü birçoğunun artık 4. haftasında devirdik. Nefis sonuçlarla gidiyoruz şu an. Peki bugün neler konuşacağız sizle? Bugün sağlıklı zayıflamada elimizdeki şu an en büyük silahı, kullanabileceğimiz en büyük güçlerden birini konuşacağız. HCG bu konuda benim senelerdir kullandığım, çok iyi yanıtlar aldığım ve gerçekten de bunca hastada burnunu bile kanatmadan, çok sağlıklı bir şekilde, tek yan etki görmeden uyguladığım en sevdiğim yöntemlerden biri. Onu sizlerle paylaşacağım. Ne kadar doğal olduğunu, ne kadar rahat kullanılabileceğini. Peki bu konuyla ilgili benim birkaç gün önce büyük bir gazetede çıkan bir yazım var. Onu da göstereceğim. Ekranda üstünden geçeceğiz. O zaman bir mutfağa bakayım, evet. Ben Başak neler yapıyor bugün. Başak nasılsın? İyiyim, sağ olun. İyi haftalar. Hocam. Sağ olun hepimize inşallah. Bugün 5 çayının yanına fazla kilo aldırmayıcı, lezzetli, çıtır, tuzlu bir atıştırmalık, evet, yapacağız. Evet, krakerimiz var bugün. Kraker mi diyeceğiz buna? Evet. Hemen isterseniz malzemelerimizi tanıyarak başlayalım. Tam buğday unumuz var her zamanki gibi. Yaklaşık yarım kilo kadar. Yoğurdumuz var, yağsız yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar. Yine yağsız krem peynirimiz var. O da yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Yağsız krem peyniri. Yağsız krem peynir. Sıvı yağımız var. Ben zeytinyağı tercih ettim. Bir kahve fincanı kadar. Bir kaşık kabartma tozumuz var. Bir tane yumurtamız var. O yumurta, hele organik yumurta olursa daha da lezzetli oluyor değil mi? Daha, evet, da besin değeri yüksek olur. Himalaya tuzumuz var her zamanki gibi. Ve haşhaş tohumumuz var. Haşhaş tohumu kolay bulunuyor mu? Çok kolay bulunuyor. Pahalı gayet bir şey de uygun fiyatlı bir şey. Ama hani bu tamamen damak zevkine göre istediği şeyle değiştirebilir peki insanlar. Peki haşhaş yerine çörek otu kullanabilirler. Susam. Susam size sormak lazım, hani yağ olarak. Yağlı yani yakışır için. Ama hani anladım, bilemiyorum diyet olduğu biz için. Biz bugün diyet yapalım. Haşhaşta da biraz yağ var ama haşhaş tohumunda yağ oranı o kadar yüksek değil. Evet, malzemelerimiz bu şekilde. Harika. Zaten uygulaması da çok kolay ve çok pratik bir tarif bu. Önce kuru malzemelerimizi karıştırıyoruz. Ortasını her zamanki gibi havuz yapıyoruz. İçine diğer malzemelerimizi karıştırıp sertçe bir hamur yoğuracağız. Fırınımızı ayarladık 180 derecede. Hazırlayacağız, kaç açacağız. Kaç dakika bir şey? Yani ben 15-20 dakikada hazır iyi olacağını program düşünüyorum. Bitmeden tadına bakacağız. Evet, bakalım, evet, izleyicilere de vereceğim. Onlar da beğenecekler mi? Geçer not alacak mı inşallah çayın yanında? Hadi sana kolay gelsin. Sağ olun. Bir de bugün omega 3'ü konuşacağız. Evet, bugün omega 3. Yani omega 3'ü sık sık hatırlatıyoruz. Hep diyetlerde de şişmanlatır deniyor veya öyle zannediliyor. Değil. Tam tersine esasında göbek ve bel civarındaki yağlanmayı önleyici etkisi bile var omega 3'ün. Diyetlerde tabii ki yağ almamanız gereken diyetler hariç, ama diyetlerde omega 3 özellikle de beyin, zeka, sinir sistemi, kalp ve damar sağlığı, vücuttaki iltihabi olayların azalması ve pek çok konuda oldukça önemli etkisi var. Ben de günde bir tane omega 3 alıyorum. Oldukça yararlı. Hocam dozaj dozaj mıdır omega 3'ler, yoksa standart bir dozajı mı var ona? Şimdi omega 3'lerin genelde firmalara göre değişebilir. Yani her firma İdeali ürettiği ne kadar yani değil. Tüketmek bir gün boyunca? Şimdi söyleyeceğim omega 3'ü, anlatacağım. Anlatacağım. O da güzel ama çok faydalı bir şey. Özellikle hı-hı cildi, yani çok cildinde kuru olanlar için de faydası var. Oldukça hı-hı yararlı bir şey omega 3. Yüz yogamıza başlasak mı? Valla yüz yogasına biraz başlayalım. Böyle böyle gidelim isterseniz. Aynen, hani mesela öyle göz çevresi için olanları ayrı yapalım. Hani ağız boyun özellikle. Boyun olarak. Yukarıdan aşağıya doğru inelim. Ya aşağıdan yukarıya. Peki nasıl doğrusunu yani tabii ki siz biliyorsunuz. Her gün etap etap yapalım. Her gün yapıyorum bunu söyleyeyim önce. Peki esasında yani sizi bir sandalyeye alalım. Böyle ondan sonra daha yakın çekimde rahat etrafınızda şöyle boş olsun. Tamam. Oradan bir gösterelim. Bu yüz yogasını buyurun ayağa. Şimdi sandalyemiz geliyor. Evet. Bu yüzü hazırlamak için herhangi bir şey gerekiyor. Mesela yüz yogası yapmadan önce atıyorum yüzü yıkamak ya da yüzü işte sıcak suyla ısıtmak, öyle herhangi bir şey gerekiyor mu? Evet, şöyle bir şey var. Yüz sandalyenizi getiriyorum. Sporuna başlamadan önce. Evet. Önce yüzünüz. Şöyle alalım mı sizi? Yıkayın, temiz olsun. Temiz yüzün üzerinde mutlaka yapın. Ondan sonra kuru ciltler için mutlaka bir yağlı krem.
ya cildiniz kuru değilse, yağlıysa bilmiyorum.